yaparsın sen burada? Ne mi yaparım? Asıl siz ne yaparsınız? Kurultayda istediğinizi yaptım. Söylememi istediğiniz her şeyi söyledim. Babam benim yüzümden yarın şafakla can verecek. Senin baban tahtını geri aldı. Kazanan siz oldunuz. Ama şimdi Alpagohan beni sabahlar denen o haydutlara gelin verecekmiş. Bir, biz sana gerçekleri söylettik. Baban da hanına ve yurduna karşı geldiği için can verecek. İki, acırım o sabahlar denen haydutlara. Üç, çık dışarı. Senin ne işin var burada? Bak kız, sen gitmedin mi? Nereye gidecekmiş? Bu işi çözmeden hiçbir yere gidemez. Bana bak Dağlı. Alpagohan'a ne dersin? Ona bunu nasıl kabul ettirirsin bilmem. Ama ben Batugay'la evlenip bu sarayda kalmazsam... bugün babamı sattığım gibi... yarın seni de satarım. Babana da, kurultaya da... senin akıllı olduğunu söylerim. Babam gibi yargılanmanı sağlarım. Eğer Alpagohan önce seni öldürmezse... töremi sahnımıza yalan söyleyen ne yapar bilirsiniz. Canım al. Ya da indi ben burada senin canını alırım. Bak kız. Çık dışarı. Size bir gün süre. Bir gün. Bir göz açıp kapayışı. Daha fazla değil. Ya Alpagohan beni sana alır... ya da akıllı olduğunu bütün acın öğrenir. Senin ne işin var burada? Babam sana kaç yoksa canını alacağım demedim. Sen nasıl taht odasında kendini ortaya atarsın? Ya baban ardını dönüp seni görseydi? Ya aklın olduğunu anlasaydı? Sırf bu yüzden evlenmez misin kır çiçekle? Babam kılıç çekti sana. Canını alacak sandım. Ne yapacaktın? Kılıcın önüne mi atlardın? Atlardım. En korktuğum şey olmuş. Babam senin pençe olduğunu öğrenmiş. Kendi aklımın derdine mi düşecektin? Düşeceksin. Pençe benim. Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Var mı? Çok. Bundan bile çok. O zaman o Alpız'la evlenmemenin bir yolunu bul. Batugay odasında mı? Bilmem hanım, bakayım mı? Ben bakarım. Batugay! 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 Bağlı olduğun kız pençe çıktı. Duydun mu? Senin bir suçun yok. Tütük çaldım ben ona. Kanken ozan oldum. Handanımdan soyundum. İnsan oldum karşısında. Daha da ateş başında içimi açtım ona. Thank you.
hayatımda bir tek sana içimi açtım. Bir de iki dağlı kadına. Tılsımlı Hakkız'a. Ama ikisi de canımı almak istemiş. İkisi de benim düşmanımmış. İkisi de bana yalan söylemiş. Bir de akıllı geçinirim. Zaten duyguların aklı yoktur. Zaten alıktır duygular. İyi ki senin de aklın yok. Yoksa sen de bana yalan söylerdin. Şu hayatta bana yalan söylemeyen tek kişi olduğun için sağ olasın oğlum. Var olasın. O kızı da unut. Çünkü bir kere daha görürsem onun canını alırım. Çıkarsam hiç şansım yok. Senin hakkın olduğunu öğrenirse senin de şansın yok. Sadece bir günümüz var. Kritik ona söylemeden önce. Ne yapacağız? Yarın bıraktığımız işi tamamlayacağız. Dedemin kurganını kazacağız. Damgasını çıkaracağız. Ve o bir günde babama bitiklerin sahte olduğunu kanıtlayacağız. Eğer babam anamın suçsuz olduğunu anlarsa belki o zaman bize bir şans verebilir. Dağ. Gizli girmem gerek. Niye? Çolpanan. Beni yurdumdan sürdü. Baban da saraydan kovdu. Yersiz yurtsuz kaldım. Neden? Balamir'i kaçıran oydu. Ben Balamir'i vermeyince atamın kurganına gitmemi de yasaklar. Dedenin kurganını kazabilmek için kanından birinin izin alması gerek. Hayatta benimle gelmez. Ben de dedemin kanındanım. İzni ben alırım. Kurgana girmenin de bir yolunu buluruz. Buluruz elbet. Hatta hemen bulalım da düğüne anca yetişir. Göktegin. Yine Göktegin'i. Yani Tamga'yı bulup babama açılsak da, Kırçiçi'ye şu sabahlar denen haylutlara satsak da bu laflar hiç bitmeyecek belli ki. Üstümüzde gök, altımızda yer oldukça bitmez.